Herkese merhabalar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bahçede işler bitmez. Bayağı bir yine budamalar yaptık. Onlardan şöyle birkaç dikim, birkaç temizlik yapacağım. Yaparken de, evet, yoğurt kutumu alayım. Evde saksılar bitti. Saksılar bitti zaten. Saksıları da şöyle yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz aralara koymak için kullanıyorum. Yani bana bol bol plastik saks lazım. Variegated afra budadım bayağı. Şimdi bunu bir saksıya, ev içerisinde bir saksının içine oturtacağım. O arada inşallah köklensinler diye düşünüyorum. Şöyle bir küçük yoğurt kutusuna bol bol şunlardan dikeceğim. Yani tamamen bir afra aranjmanı gibi olsun istiyorum. Bakalım ne kadar bir saksıya sıkıştırıp şöyle güzel bir görüntü elde edebileceğiz. Nedense variegated afrayı normal afra gibi görmüyorum. Hoş, bütün variegated'ler için herhalde öyle düşünüyoruz. Hiç variegated'le normali aynı görmüyoruz. Çünkü variegated'ler her zaman daha narin, daha yavaş büyüyorlar, daha azlar, daha pahalılar. Gerçi şeyde, afrada öyle değil. Yani bu afranın da büyük büyük ağaçlarını görüyorum etrafta. Evet. Şöyle, bu kırık mı burada? Bir kırık dal mı var? Evet, kırık dal var. O kırık dalı alalım. Şurada bir kırık dal daha var. Evet. Büyüğü başka bir yerde dikelim inşallah. Normalde yaprakları kırılınca ne kadar üzülüyoruz ama afrada yaprak çok kırılsa ki. Evet. Şimdi asıl içine koymak istediğim saksıya denk gelecek mi bu? Onu kontrol etmem lazım. Yeter mi? Kalsın. Nerede işte hepsini? Dışarıda hiç deneyebileceğim boş bir güzel saksım var mı? Neyse, bunu içeri götürüp denedim şimdi ben. Bu dursun. Başka yapmak istediğimiz şurada bir konserve kutum var. Konserve kutumun altında. Burada olmadı. Denelim. Evet, bunu birazcık toprakla birlikte hemen şuradan tabii
Bir toprak hazinesi lazım bana. Evet, şimdi doldurup kenarına da altına azıcık toprak koydum. Bunu başka araştırmaların içine koyuyorum. Ama birazcık önce köklenmesi lazım. Kendine gelsin inşallah. Bayağı bir çok vergi var. Bunlara nasıl, nerelerde barındıracağımıza karar vermeyeceğiz. Onun dışında da şöyle, evet, bunları bir alayım. Evet, parmak takılı olanları çıkaracağım. Evet, parmak kotilodonumuzu şöyle getirelim. Şimdi geçen ben bir parmak kotilodon dikmiştim. Onlara bir bakalım. Evet, bu çok su içinde kalmış. Su içinde kalacak, cıvık cıvık. Bakalım ne hale gelmiş. Çürümüş. O çürüm, evet, çürümüş. Şimdi bunu söktüğüm şeyde ben şimdi yukarılarına bakıyorum bunun. Bir türlü kendine gelmedi. Yani 2-3 aydır kontrol ediyorum. Bakıyorum dibi okey gibi görünüyor. Çekmeye çalışıyorum. Problem değil. Ama bugün anladık ki şu kısım ölmüş. Yani iyi ki sökmüşüm. Ama kotilodonu seviyorum. Yani birisinin bahçesinde görmüştüm. Öbek olmuş yani, böyle çok hoş bir görüntüydü. Şurayı merak ediyorum. Evet, nitekim boş. Zaten böyle olmasa işte şu kısımlarını destekleyebilirdim. Zaten şurada görüyorsunuz, kökler oluşmuyor. Şimdi buradan gelmeyince nereden itibaren artık besin gelmiyorsa orada kök oluşturmaya çalışıyor ki dışarıdan alabilsin. Şurada da hafif içinde kuruluk var, orayı da keseceğim. Burada normaliz. Evet. Aynı şekilde şunu da şuradan keseceğim. Tepelerinden keselim. Bunun bu da yukarı kadar büyümüş zaten. Evet. Gerisinin tamamı çöp. Evet, kökleri çöpe attık. Şu da, hatta çöp bunlar da. Tamam, süper. Evet, elimizde kala kala bunlar kaldı. Bunları da aynı saksıya dikmeyeyim. Bunları bayağı önce dikmiştim. Burada bir tane daha. Evet. Biraz önce ne yaptım ben? Şuna oturtsam, şuna yapsam nasıl olur? Altına delik denmişim. Bakalım. Şöyle olsa hepsini. Güzel. Buna doldurabiliriz. Tamam. Bir toprak doldurup ona yerleştirebilirim. Şunu da alalım. İnşallah suyun içinde olmasın bu. Ah, evet. Hazır başlamışken şunu da bir toparlamak istiyorum. Yani çok tatlı, evet. Gerçi bir önce şu kuru yapraklarını bir ayıklayalım da nasıl görünecek bir görelim inşallah. Hmm.
Evet. Tamam. Şimdi benim niyetim aslında şu tepelerini kessem ama nereye koysam kesince. Yani o kadar çok Purple Delight oldu ki nereye koysam. Bir de her yerde dayanıklı olsa her yere koyarım. Çok güzel, çok seviyorum Purple Delight'ı. Hele o kışınki mesela şundaki o renk şeyini görüyorsunuz. Böyle bir kısım daha koyu mor falan, pembe mor arası çok güzel ama yazın tamamen fiyasko çünkü bej rengine dönüyor. Yapraklar dökülüyor zaten. Yani tamamen bir böyle şey muzdarip duruma geçiyoruz. Öyle bir şey istemiyorum. O yüzden her yere dikemiyorum. Yani onun için Purple Delight'ların olabileceği, dayanabileceği yerler bulmaya çalışıyorum. Ön bahçede dikebileceğim birkaç bir yer var. Yani yazı güzel atlattılar, oraya olabilir. O yüzden ben yine, yani nerede olursa olsun çünkü Purple Delight böyle kocaman sapları uzun uzun olunca güzel olmuyor. Ve de hızlı uzuyor sapları. O yüzden şuradan şöyle yapıyorum. Bismillah diyelim. En güzel rozet de bu galiba. Değil mi? Harika. Evet. Güzel alalım buraya. Şunu da keselim. Bunlar da inşallah güzel güzel buradan pıtır 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 yavrular versinler. Tamam. Evet, tabii bu artık böyle çok görmek isteyeceğiniz bir saksı olmuyor. Onun için bu saksıyı ne yapalım? Sukulent çadırına güzelce götürüp olduğu gibi diksem iyi olur. Altta kalan saksımıza da diğerlerini yeni köklensinler diye alabiliriz. Şimdi diğerlerini kestim. Hava bugün sıcak. Dışarıda kalmasınlar. Onları böyle kuru, güzel, nemsiz bir yere almam lazım. Küçük bir tepsim vardı. Onu görebilirsem. Küçük tepsinin üstüne ne koydum, nereye koydum acaba? Şöyle yapayım. Bunun üstüne Fred Ive'ları öylece koymuştum köklensinler diye. Şunun bir yapraklarını boşaltalım. Evet, Fred Ive'ları ortadaki saksıma hala koyabilirim. Bulduğumuz yerlere bana sadece böyle havada durması için bir şey geçecek gerekli. Biraz aşağıları kapansın. Sonra belki direkt böyle koysak da köklenebilir. Bilmiyorum, Purple Light'ta böyle bir şey yaptım mı? Köklenmesi lazım. Çünkü ben çerçevenin içine yapıştırdığımda da zamanla bütün hepsi köklenmişti. Şöyle yapayım.
olarak başladık onu ama şunu direkt götürebilirim. Evet, o tamam. Hatta şöyle yapayım. Aşağıdaki çerçevem var. Bu ne olmuş ki? Bu devrilmiş. Kim bunun üstüne gelmiş? Burada birileri yürümüş. Evet. Ups. Parmak. Burada bayağı hakikaten bir yürümeler olmuş. Parmak kotilodonu şuraya diksem nasıl olur? Hiç fena olmaz. Şöyle alayım hepsini. Şurada bir kuru bölge var. Direkt dikelim. Madem bunu burada saklıyoruz köklendirme yapmak için. Evet. Bakalım kaç tanesi köklenecek. Tamam. Süper. O işi de öyle hallettik. Bunu da böyle hallettik. Şu da artık birazcık durup pıtır pıtır şuralardan büyümeye başlayabilir. Ay, nihayet bu Sempervium kendine geldi. Bunu kaybediyordum güneşte. Gölgeye geçirdik. Çok şükür. O toparlandı ama şunu galiba kaybettim. Evet. Yılbaşı çiçeği mi? Yılbaşı kaktüsü mü? Bir arkadaşımdan almıştım küçük bir parça ama güneşte bırakmışım onu. Susuz kaldı, öldü. Bundan çoğaltmam lazım. Evet. Bunları da burada bırakalım. Bayağıdır bahçedeyim. Bayağı bir şeyler yaptım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah diyorum. Hoşça kalın.